Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek, hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum her birinize. Ve de selam bekliyorsunuz benden. Kucak dolusu selamlar sevgili arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye yazılıyor. 0533 031 01 32 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. WhatsApp'tan yazarak aşağıda bıraktığım linkte arkadaşlar direkt tıkladığınızda bana ulaşım sağlayabileceğiniz bir alandır diyebilirim sizler için. Öncelikle ben fincanımı kapatırken diyorum ki izleyecek herkes için gönüllerinden neler geçiriyorlarsa, sıkıntıları her neyse İnşallah güzel bir şekilde sonuç alsınlar. Söylediğim tüm güzel şeyler, söyleyeceğim tüm güzel şeyler gerçekleşsin diyorum. Bu şekilde niyetler ederek sizlerin adına pozitif enerjiler kapatıyorum bu şekilde. Sizleri de göstereceğim. Göstererek yorumluyorum sizleri de arkadaşlar. Bakalım neler varmış fincanımızda. Şimdi öncelikle ben bir fincanın geçmişinde gördüğüm enerjiyi yorumlayan bir yorumcuyum. Bunu zaten sürekli izleyen sevgili izleyicilerimiz biliyorlar. Geçmişinizde zaten bizi biz yapan şey kesinlikle geçmişteki tecrübelerimizdir diye düşünen biriyimdir. Şimdi şöyle bir yol ağzında ama birbirine küsmüş insanlar var burada. Yani yol bağlantılı bir iki kişi konuşsa da bir iki üç kişi kesinlikle sırtlarını dönmüşler, gitmek istiyorlar. İletişimi kesmek istiyorlar diyebilirim. Küsmüşler. Burada bir grup insan küsmüş. Siz oradaki biriyle konuşma halindesiniz sadece. Ama arkasını dönmüş insanlar var. Yarım kalmış anahtar ucu çıkmış arkadaşlar. Hani böyle tuttuğumuz nokta yeri var ya, çevirdiğimiz o kısmı çıkmış bir anahtarın. Yani bu yol mevzusu yoldan gelecek bir haber olabilir. Karşılıklı konuşma halleri var bununla alakalı olarak. İçiniz ciddi anlamda karışık diyeceğim. Şöyle karışık çünkü. Affedesiniz varken kızasınız da var. Yani sizin için bu insan çok uzağınız değil. Öyle söyleyebilirim. Hani hem kızıyorsunuz hem seviyor gibi bir şey. Ve o yüzden de daha yaralayıcı oluyor. Yakınınız belli ki şeklinde yorumlayabiliyorum açıkçası. Şimdi bir kere karşı karşıya konuşuyorsunuz ama karşınızdaki insanın kafası büyük. Görüyorsunuz değil mi? Karşılıklısınız. Yol diyebiliriz biz buna. Kafası büyük. Bu şu demek. Kafasında kurdukları var. Planladıkları var. Yoğun. Yerli yersiz. Fazlaca düşünüyor. Siz daha diksiniz ve sizin bakın zincirleme giden geleceğe doğru ilerleyen bir duruşunuz var. Karşınızdaki insanın bağlantı kurduğu insanlar ise geçmişe doğru. Yani belki siz geleceğe taşımak istediğiniz birisidir. Ama o kişi geçmiş ve geçmişteki yaşananların etkisinde kalmış durumda diyebilirim. Etrafınızda duran bir dava gibi gördüğüm imza durumu var. Tabi biliyorsunuz. Şimdi biz sürekli izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Şimdi arkadaşlar şunu izah etmek istiyorum. Orada resmi bir imza var. Bu imza boşanma imzasıdır, miras imzasıdır, mahkemedir, hani işinizle alakalıdır. Ama bu imza ehliyet imzasıdır, ev almışsınız, satmışsınızdır. Bu imza böyle resmi bir belge yani. O yüzden de her türlü yorumlanabilir. Hele kolektife bakıyorum. Kim nasıl hayatına neyi örttürdüyse, yani boşanma davası da olabilir ama velayet davası da olabilir gibi. Şimdi bir çatışma hali var zaten. Fikir çatışma hali söz konusu. Yakın geçmişte toplanılmış. Bakın şimdi şöyle bir şey var burada. Geçmişte yaşadığınız bir durum var. Birileri küsmüş sizle, karşılıklı konuşuyorsunuz. Karşınızdaki konuştuğunuz insanın kafası ciddi anlamda yazmaya müsait bu arada. Yani doğru birse yanlış üçtür orada. O kafa bayağı bir büyük çıkmış. Resmi süreciniz var. Bununla alakalı yakın biri geçmişte, bugününüzle oranına baktığımda. Yakın biri geçmişte. Ne diyelim ona biz? Bir toplanma var. Orada bir fikir çatışması var. Orada kalmışsınız. Bakın deveniz, devenin tek hörgücü çıkmış. İkinci hörgüç olarak ev taşıyor bu deve. Ve size bakıyor yönü. Ve siz geçmişiniz, bu arkanızdaki insan kardeşinizse, eşinizse, anneniz babanızsa bile fal diyor ki sen bu kişi için çok mücadele ettin. Canın kanın evet ama önünde koca bir deve duruyor.
Evet, çok güzel bir kısmettir, yeni bir hayattır, yeni bir fırsattır arkadaşlar. Yani sizin adınıza açılacak yeni bir sayfa var burada. Siz seviyorum diye, çok aile bağım, canım ciğerim diye bu deveyi güdün. Yok yani, bu deveden vazgeçmeyin. Önünüze büyük bir fırsat var, fırsatınızı tepmeyin diyor. Fal. Faldaki enerji bu şekilde. Yani sevdiğiniz insan için bir karar vermeniz lazım. Kendi hayatınız için ise eğer, mesela evlisiniz, eşiniz var, çoluk çocuğunuz var, hayatınızda aslında memnun, mutlusunuz, ama anneniz ya da babanız, abiniz ya da ablanız, kardeşiniz, yeğeniniz, kuzeniniz ya amcaoğlu çok sevmişsinizdir. Hani bütün hayat boyu birbirinize çok yardımınız, kardeş gibi büyümüşsünüzdür, amcaoğludur, teyze kızdır, neyse. Siz bu insan için çok feragat etmişsiniz ama. Yani faldaki enerji bu. Çocuğunuz için bile belki. Hali hazırda hayatınızda mutlu gidebilecek bir seçeneğiniz var. Eğer ki sen bunu seçersen, devenin ikinci hörgücünde ev var. Yani parasal anlamda da rahatlayacağın bir dönem var. Seçim senin demek istiyor. Yine ikilemde kalmış bir siz var. Karşınızda konuştuğunuz bir insan var. Neyse ki bir tarafa en azından yönünüzün gelecek. Baş yönünüz geleceğe bakıyor. Dolayısıyla hani yönünüz gelecek diye yorumlarım. Baktığınız nokta artık, tamam ben gelecekte şunu yapacağım, şöyle olacak da dediğiniz noktadasınız. Evet. Tabii ki de bir tarafınız da yine geçmişe bakıyorken. Ama çok rahatsızla, yani şöyle önümüzdeki tam da bugün itibariyle başlayan 2 haftalık bir süreciniz var. Tatile mi gidersiniz, kafanızı mı dinlendirirsiniz, hiçbir şey mi karışmazsınız, duymaz görmez bilmez misiniz bilemem. Ama yani boşluk. Şuradaki boşluktan bahsediyorum ve tam da bugününüzden başlamış gibi görünen bir boşluk. Yani bir şeyler, haberler bekliyorsunuz. Şimdilik duymak istemiyorsunuz cevabını. Gayet güzel dengede tuttuğunuz bir süreç. İçinizin bir kısmı geçmişe baksa da geleceğe bakmaya başlamışsınız. Bu da olumlu bir şey en azından diyebilirim. İki haftalık bir süreç. Bu depresyon, bu kafa karışıklığından uzaklaşmış görüyorum sizi. Yol gördüğüm için değil, tatile gidebilirsiniz ya da başınızda aklınıza tatil vermişsiniz, düşünmüyorsunuz, onu söyleyebilirim. Güzel başlangıçlarınız var, bu da Ağustos itibariyle başlıyor gibi çıkmış. Uzun boylu bir insan, Y harfi olabilir diyor. At var zaten, şahlanmış böyle. Çanakkale'nin Truva atı gibi çıkmış hatta. Böyle atın üstünde çıkmışsınız, 2 parça paranın üstündesiniz, 2 kişi de üstünde konuşuyor. Bir iş girişiminiz olabilir. Parayla alakalı karı koca bir şey almak ya da yatırıma bağlamak istiyor olabilirsiniz. Çünkü hak ettiğiniz bir parada murada ermek halinde görünüyorsunuz. Ağustos ayı gayet sakin gider. Şimdi şuradaki geniş resme baktığınız zaman bir gözü küçük bir gözü büyük bir insan, böyle ağzı yamulmuş bir beyaz insan silüeti de olarak görüyorsunuzdur. Ben tabii ki de o şekilde bakmıyorum ama bazen dikkatli yorumcular var. Yani dinleyicilerimiz var, böyle fal şekillerinde çıkartan. Buket Hanım, oradaki yüzü gördünüz mü diyorlar bana. Evet arkadaşlar, yüzü görüyorum ama bunun benim için bir manası yok. Yani şöyle, korunuyorsunuz, temiz insanlar var etrafınızda deyip zaten o şekilde yediriyorum ben falın içerisinde. Buna emin olun. Önemli olan şuradaki şekiller benim için aslında. Dolayısıyla Ağustos ayınızı rahat geçirirsiniz. Karı koca gibi gördüğüm 2 kişinin konuşma hali tamamen gelecekte. Eylül ayında biz şunu şey gibi arkadaşlar, çiftçi gibi işte, yazın çalışıp kışın hani stoklamak, yemek falan gibi düşünün. Eylül'e doğru ne yapılabilir düşündüğünüzü görüyorum. Parasal bir mevzu ile ilgili. Hani Eylül'de öderiz. Ödemeniz gereken tarih varsa öde Eylül. Hani alacağınızsa da Eylül. Parasal bir bugün konuşup Eylül'ü gösteriyor oklar. Yapacağınız işlem Eylül'de olacak. Alım ya da satım. Ama için ucu paraya da dokunuyor tabii ki de. Şimdi böyle dizilmiş dizilmiş insanlar var, hatta sıra sıra geliyorlar, böyle dağ tırmanıyor gibiler, görmüşsünüzdür mutlaka. En zaten zirvede de siz duruyorsunuz şimdi. Karşınızda bir insan var. Arkanızda da o Eylül dediğim, Eylül'de yapacağınız parasal bir mevzu ile ilgili gücü elinizde aldığınız için zirvede gibi görünüyorsunuz. Karşınızda da yine bir insan var. Bu insanla beraberken yanınıza gelmeye çalışan, ve bakın geçmiş odaklı, yani geçmişten geliyorlarmışçasına çıkmışlar. Hatalar yapıldı, özürler dilenecek diyor bu fal bana. Yani ya da hiçbir şey yokmuş gibi gelecekler de olabilir tabii ki de. Yeni çevre mi? Hayır, çok küçük küçük tırmanıyorlar. Yeni insanlarla tanışacaksınız değil o yüzden.
Bunun dışında arkadaşlar partnerinizin zaten böyle hep varmış gibi gördüm dediğim gibi. Karşılıklı konuşuyorsunuz, birlikte adımlar atıyorsunuz. Yine Eylül sonunda karşılıklı eşinizle diyelim partnerinizle konuştunuz. Ama bu sefer havada aşk kokusu var derim ben böyle partnerlik durumlarda. İşte sizin havanızda aşk kokusu ne zaman? Yani şöyle karı koca öyle bir girdaptan geçtik ki oh be huzurumuzda yerimizde dediğiniz zaman dilimi Eylül sonu. Bunu söyleyebilirim. Hayatınızda biri yoksa da ki var gibi duruyordu. Eylül'ün sonunda siz emin olursunuz aşk yaşanır. Aşk kapınız diyelim Eylül'de gösteriyor. Eylül'ün sonu diyor. Yaz boyu bakın Temmuz'dayız Ağustos. Eylül'de desek 2,5 aylık bir süreç var şurada. Bu 2,5 aylık süreçte sizin hayatınızın önceliği ödeme olur, alacak olur, bu verecekler olur. Gerçi yine destekleyen bir insan gördüğüm için yine böyle hayat mücadeleyle geçer. Sonra hayat mücadelenizin kazanımın sonrasında da oh be canım eşim dersiniz. Şimdi bakalım burada neler var. İşte güçlüsünüz, önünüz dedikodulu. Bu da demek. Ben bazen şu dedikoduları şöyle yorumlar oldum gerçekten. Tabii çok sık fal bakmakla da alakalı bir durum. Dedikodu varsa iyidir ya diyorum. Yani insanlar dedikodunu yapıyorsa o öyle çok kazanıyor. Çok güzel giyinmiş, çok iyi yemiş derler. Ne derler ki yani? Hepimizin hayatında birileri bir şeyler diyor. O yüzden de ben şey diye değerlendiriyorum açıkçası. Yani kesinlikle iyidir iyidir diyorum. İyi, zaten çok temiz göstermiş. Demek ki işiniz temiz, önünüz açık, kazancınız fazla, lider gibi güçlü çıkmışsınız. Dedikodu, yani karışık olayları atlatmışsınız. Burada dedikodunuz çıkmış. İyidir konuşulun. Maşallah desinler de konuşsunlar yani. Gözleri kalmasın yeter ki. Bunun dışında atmanız çok net çıkmış yalnız şurada. Elinizi çekiçle beraber şu kalabalıktaki. Ben burada şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Bakın şu kalabalık hanenin içinde ama bu kalabalık buraya bakıyor. Bu da sizin aşk tarafınız. Kafanızdaki insanla berabersiniz. A harfi çıkmış. A harfi var. Kafanızda duruyor. Sizsinizdir. Karşınızdaki partnerinizin de vardır. Bilemedim ama. Ben burada şöyle değerlendirdim açıkçası. Bu güzel kalabalık. Düğün kalabalığı yani. Buraya bakıyorlar. Burada da var. Seferoğulları, Telloğulları gibi olmuş. Aşk tarafından geliyor gibi. Yani haneye, düğün, dernek, söz, nişan, isteme, gitti, geldi durumlarınız olur. Parasal bir kazanım da söz konusu zaten. Bakın buradaki iki kişinin karşılıklı konuşması var. Buradaki kişinin yani sizin hanenizin sahibi, babanız, anneniz tarafından gelecek hak ediliş neyse para böyle güçlü bir şekilde duruyor. Zaten hani bu insan demiş ki bunlar benim ailem, canım, kanım, torun, tombalağım. Sen dokunamazsın demiş. Ben şuradaki kalabalıktan bahsediyorum. Dolayısıyla bu kalabalık da şuraya bakıyor. Aşk tarafına bakıyor yani. Şuradaki kalabalık arkadaşlar. O yüzden şunu söyleyebilirim. Söz nişan olur. Atlanınız güzel bir şekilde. Tam ilişkinin ortasında çıkmış. Şöyle bir Eylül sonu demiştik. Eylül'ün sonunda kafa karışıklığı demeyelim ona. Bazı haberler alıyorsunuz. Böyle biraz mı? Biraz adımınızı hızla giden adımınızı durduran haberleri aldığınız ama sonra beklemeye aldığınız diyelim askıda duruyorlar. A harfi çok net iki ayrı yerde gördüm A harfinizde. Dolayısıyla şey diyebiliyorum. Es veriyorsunuz ama Ekim'den sonra evlilik olur, söz olur, nişan olur. Bu hane fertlerindeki kalabalık şuradaki para çünkü arkadaşlar. O sizin paranız ve üstte duruyor. Birisinin kucağında gibi kafasında gibi. Paranızı almış. Hani ailemle alakalı şudur budur diyebileceğiniz bir durum yok arkadaşlar açıkçası. İşte güzel konuşuluyorsunuz. Aşkta güzel bir kalabalık var. Söz nişan kalabalığı olmasa muhtemel. Aileler arasında almanız gerekeni almışsınız. Özellikle mesela babanız, baba tarafından gelecek bir paraya benim evlatlarım bunlar, torunum demiş ve hakkınızı vermiyor gibi düşünün yani. Benim görebildiklerim bu anlamda böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ben her falımın sonrasında videoma devam ediyorum. Buraları da dinlediğinizi biliyorum çünkü. Şey yazmışlar bir tane. Siz de sohbet etmeyi seviyorsunuz sanırım. Olsun biz her türlü dinliyoruz diye. Oysa ki sizler buraları seviyorsunuz diye. Bu zincirleme böyle devam ediyor ama ne mutlu bize. Olumlu bir enerji alıyorsak birbirimizden
Ne mutlu bize. Sabahları saat 10, akşamları saat 7'de iki ayrı fal videosu yayına giriyor biliyorsunuz ki. Yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz ve benden selam bekliyorsunuz. Bana mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Azerbaycan'dan selam bekleyen var, Almanya'dan selam bekleyen var, İsviçre'den. Yani dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Türk arkadaşlarımız var. Şimdi biz gündüz dinliyorsak orada gece onlar ertesi gün dinliyorlar gibi düşünün. Böyle bir döngü var aramızda. Dolayısıyla izleyen herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler demek istiyorum. Ve de size nasıl ulaşım sağlayabiliriz? Bayramdan sonra özel bakım yapıyor olacağım. Bunun dışında ulaşabileceğiniz numarayı tabii ki de takdim ediyorum. Her falımın sonunda ve başında. 0533 031 01 32 telefon numarasından yazarak, WhatsApp'tan yazarak, yani yazarak arkadaşlar, arayarak değil, ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buket'te kahve falı Instagram hesabından da ulaşım sağlanabiliyor tabii ki de bana. Süreci atlatacağız inşallah. Ben bu sene umutluyum. Maddi manevi sarsıldık. Sağlığın yerindeyse su yolunu bulur demeyi öğrendik diye umuyorum. Bugünler tabii ki de sınav. Dün nelerle sınandık? Bugün nelerle sınanıyoruz? Yarın kim bilir nelerle sınanacağız? Merdivenlerden iniş çıkış devam. Arkadaşlar, önemli olan bize düşen yarınlardan umudumuzu yitirmemek diye düşünen biriyimdir her zaman. Ki bugün kötü şeyler yaşamamızı sağlayan maalesef can dediğimiz, ciğer dediğimiz insanlar bile olabiliyorlar. Benim size tavsiyem, kalbinize güzellikler ekin. Her bir de sizin olsun. Çünkü yaşattığın şey yaşamadan ölmezsin derler. Ve Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diye dua ederim. Çünkü insanın kalbin ektikleri kadar çevresine hayat sunduğuna inanan biriyim. O yüzden arkadaşlar, sizler de gönlünüze güzellikler ekin. Bedduan negatif enerjisinden de korkarım. Döner dolaşır seni sevdiğini bulur diyorlar. Bulmasın kimseyi, ilahi adalet teslim edelim. Er ya da geç tecelli edecektir zaten. Üç buket kuralı gibi kuralım benim kendim size temennilerim adı altında olur. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat etmenizi temenni ediyorum. Ben bunu kendime de söylüyorum. Bunun dışında kesinlikle yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Kapanan kapınız varsa biri mutlaka açılacaktır arkadaşlar. Son olarak da kalbinizin ekmeğini yiyin diyorum. Kalbinize güzellikler ekin. Her biri sizin olsun en kısa zamanda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.